Üçüncü seminerimizde Garip Şiir'inden söz edeceğim. Orhan Veli ve arkadaşlarından söz edeceğim. Garip Şiir'i Cumhuriyet dönemi şiirinin tek akımı, yani şiir akımı olarak neredeyse 100 yılı bulan Cumhuriyet dönemi şiirinin tek akımı olarak kabul edebileceğimiz bir akım. Daha sonraları başka şiir hareketleri, şiir olayları, şiir serüvenleri de akım diye adlandırıldı. Mesela bunlardan bir tanesi Ahmet Oktay, Atilla İlhan gibi şairlerin ve yazarların çıkardığı Mavi Dergisi'dir. Mavi Dergisi şey olarak kitaplarda, müfredatta, sınavlarda akım diye sorulur ama bir akım değildir. Yani bir Mavi adlı bir derginin, Ahmet Oktay'ların Ankara'da çıkardığı bir derginin daha sonra davet üzerine büyük şairimiz Atilla İlhan'ın da katılımıyla toplumcu gerçekçi bir dergi bir süre yayınlanması. Türkiye'de böyle pek çok dergi çıktı Cumhuriyet dönemi ve çıkmakta. Yani çok daha uzun soluklu, çok iyi, çok unutulmaz dergiler de çıktı. Ve o dergilerden pek çok şair çıktı. Dergilerin bir işlevi de nedir? Özellikle şiir dergilerinin bir işlevi de şairlerin orada ilk şiirlerini, acemiliklerini göstermesidir. Yani orada hem acemiliklerini gidermesi, hem eleştiri alması, hem yayınlanması, kendini duyurması, eleştiri alması ve başka şairlerin de oralarda gönderdikleri şiirlerin zaman zaman usta şairler tarafından değerlendirilerek bir anlamda şiirlerine yön verildiği yerlerdir dergiler. Yani bugün hem online olarak hem de tabii hala basılı olarak dergiler çıkıyor. Dergilerin ne işi vardır derseniz öncelikle şiirde, sonra öyküde, tabii pek çok öykü dergisi de çıkıyor biliyorsunuz ülkemizde online olarak da. Orada da yine başkalarının okumasına açık olduğu için insanların birbirinin ürünlerini okuyarak daha önceki atölyede yaptığımız gibi üzerine konuşmak, hiç farkına varmadığımız, bilmediğimiz bir yerden bir eleştiri gelmesi ya da oradaki bir dizeye, bir öyküye dikkat çekmek, bunlar çok önemli şeyler. Çünkü ne için yazıyoruz? Birbirimiz için yazıyoruz. Yani birbirimiz derken hani aile arasında yazmıyoruz ama başkaları için yazıyoruz. Birbirimiz oyuz yani. Hani başka insanlar, doğa için, yeryüzü için, başka okurlar için yazıyoruz. O yüzden de eleştiriliyor. Yani şunu demek istiyorum, her dergi, her dergiden çıkan şairler bir akım oluşturmazlar. Öyle olsaydı Türkiye'de bugün neredeyse, yani herhalde en azından 30-40 tane akım olması gerekirdi. Çünkü benim bildiğim edebiyat tarihlerinde de geçen pek çok yeni dergi söz gelimi. Yeni dergi, Nazım Hikmet'in, yani bizim büyük ustamızın oğlu Mehmet Fuat'ın çıkardığı çok önemli bir dergidir. 1970'lerde çıkmıştır. Ben de yetiştim o dergiyi. Yani orada yayınlamadım ama okudum o dergiyi. Çok uzun, 120 sayı falan yayınlandı galiba. Şimdi o dergiden de pek çok iyi şair yetişti. Bizden bir kuşak önceki şairlerin bir kısmı oralardan yetişti. Akım olsaydı yeni dergi şiir akımı demek gerekebilirdi. İkinci yeni de haftaya anlatacağım. O da bildiğiniz gibi bir akım değildir. Yani öyle bir akım da yoktur. İkinci yeni de o dönemde yazan farklı şairlerin şiirlerinin daha sonra bir eleştirmen tarafından ya bunlar çok yeni şeyler, yani daha önce Türk şiirinde olmayan şeyler. O yüzden de bu ikinci yeni diye adlandırması ortaya çıkar. İkinci yeni demesinin nedeni de şimdi üzerine konuşacağımız bir başka yeninin ondan önce olmasıdır. O da birinci yeni, daha doğrusu kendi adlandırmalarıyla Garip Şiiridir. Niye Garip Şiiridir? Garip'i şey anlamında söylüyorlar, tam da Fransızca anlamında söylüyorlar. Bu hani tuhaf, yabancı, işitilmemiş, duyulmadık. Hani garip şeyler, yani insanın garipliği değil. Yani bizde garip gurbetten gelir. Zavallı, yoksul, hani kimsesiz insanlara garip deriz. Kendimizi garip hissederiz. Bu garip değil. Bu garip, alışılmadık, görülmedik bir şey anlamında garip bir şiir. Onu tabii söylemek gerekiyor. Şeyin bir sözü var, Atilla İlhan'ın bir sözü var. Bir söylesinde diyor ki, yani soruyorlar işte,
Ya hocam şiire ne zaman başladınız? Ben diyor şairi maderzatım. Karşısındaki de soruyor. Ne demek hocam şairi maderzat? Mader, mother yani anne. Anadan doğma. Anadan doğma şair demek şair maderzat. Bu tabii Osmanlıca bir deyim ve Türkçe'de başka şairlerde kendisi için anadan doğma şair olduğunu söylüyorlar. Bir anlamda Orhan Veli de aslında kendisi öyle söylemiyor ama şairi maderzat sayılabilir. Çünkü çok küçük yaşta şiirle uğraşmaya başlıyor. Gerçi zaten şiirle aşağı yukarı ilgilenmeye başlama yaşları küçük yaşlardır. Yani ortaokuldur, lisedir. Yani oralarda başlarsınız. Pek çok büyük iyi şair de bildiğiniz gibi yani bizim Küçük İskender'den, tut, Rimbaud'dan, Baudelaire'den başka şairlere baktığımız zaman 16-17 yaşlarında belirirler. Bunlar büyük şairler için söylüyorum tabii dünyadan çok az görülen şairler için söylüyorum. Ama genel olarak insanlar şiire yani ilk gençliklerinde başlarlar. Orhan Veli buna başladığı gibi aynı zamanda Ankara'da sınıf arkadaşı olan yine bizim evrensel şairlerimizden, yeryüzü şairimiz diyeceğim. Oktay Rifat'la yakın arkadaştır. Aynı okula giderler. Ankara Lisesi diye bir lise vardır. Oraya giderler. Ve orada da aralarda filan teneffüslerde Oktay Rifat anlatıyor. Hep Orhan Veli onu çağırır teneffüsü. Sınıfta kalma, boşa harcama, başkaları takılma. O da diyor ki anlardım. Çünkü teneffüslerde 5 dakika 10 dakika neyse şiir üzerine konuşacağız. Onu değerlendireceğiz. Yani hani başkalarıyla oturup böyle öğrenci şeyi muhabbeti tabii ders arası sınav araları. Oralarda vaktini boşa geçirme. Her ders arasında şiirden ve şiir sorunlarından konuşalım diyor. Evet onu yapıyorlar. O zamanlar okullarda Fransızca okutuluyor. Yani eğitim Fransızca. O yıllarda Fransızca var ama Fransızca öğretiliyor yani. Ve onların hepsi de Fransızcayı okullarda, devletin okullarında, kolejlerde falan değil. Yani oralarda öğreniyorlar çünkü çok iyi hocalar var ve gerçekten öğretiyorlar. Bunların hepsi Fransızca bilen kuşak. Ve Fransızca ile biliyorsunuz sonra şiirler çeviriyorlar, Fransızcaya çeviriyorlar falan. Onları okuyorlar pek çok böyle. Bu aynı zamanda garip şiirin de ortaya çıkmasına yol açan nedenlerden bir tanesi. Niye öyle söylüyoruz? Çünkü Fransızca da bildikleri için aslında kendi göbeğini kendisi kesmek dediğimiz bir şey var. Nedir o? Kendi işini kendin yap diye şeyinin deyimi, Türkçesi. Fransızcadan gerçek üstü şairleri okuyorlar Fransızca olarak ve onları çeviriyorlar. Bir anlamda şeye baktığınız zaman, garip şiirine baktığınız zaman Orhan Veli'nin ve işte Meriç Cevdet'in ve Oktay Rifat'ın onlarda gerçek üstü gölgeler buluruz. Hiç kuşkusuz şiiri çevirmek de bir anlamda yeniden yazmaktır. Bunu yani unutmamak lazım. Bir şey çevirirken aslında bu başta şiir, sonra öykü roman olmak üzere bunu yeniden ne yapmış oluyoruz? Yazmış oluyoruz. Yazarken de özellikle bir şairin şiir çevirmesi hem çevirdiği şair için hem o şairin çeviren için hem de çevirdiği dil için bence çok iyi bir şeydir. Yani hani çifte kavrulmuş ya da kaymaklı kadayıf ya da diyelim ki işte üç kat daha iyi bir şeydir düşünsene. Yani o şair için, öbür şair için ve o dil için yani Türkçe için de müthiş bir şeydir. Ve zaten bizim şiirimize baktığımız zaman, çevirilere baktığımız zaman Türk şiiri Cumhuriyet döneminde bunların hemen pek çoğunu yani %90'ı diyebileceğim çok artık büyük bir oranda şairler çevirmiştir. Biliyorsunuz bu işler parayla yapılacak işler değildir. Yani zaten çevirden ne alacaksın bir, ikincisi alacağın paraya değmez iki. Ancak bunu insan kendi şiir anlayışına yakın diye çevirebilir bir. İkincisi çok sevdiği bir şairdir. O şiir anlayışının kendi dilinde de yaygınlaşması için çevirir iki. Üç de hiç kuşkusuz kendi şiirini de kaynaklık eden bir şairdir. O kaynaklık ettiği için de ona bir saygı olarak da bunları çevirir. Bu şairler de bizim Orhan Veli ve arkadaşları da ilk dönemlerde gerçek şiirden önce tabii modern Fransız şiirinin modern ustalarından. Daha önceki konuşmalarda, seminerlerde de söylemişimdir, biliyorsunuz zaten. Modern şiir Fransa'da ortaya çıkan bir şiir, yüzyılın başında. Yani kimlerle çıkıyor? Mallarmé ile çıkıyor, Verlaine ile çıkıyor, Paul Valéry ile çıkıyor. Ama en büyük ustaları tabii Baudelaire ve Rimbaud. Onlarla ortaya çıkan
şiirler. Modern şiir yazılı şiirdir ve şiirde her şeyin şiir olabileceği, hiçbir şeyin şiir dışında kalmayacağı duygusunun bir anlamda pratiğe uygulanmış halidir modern şiir. Aynı zamanda şiirin bir söz işi, bir mimari işi, yapısal bir iş olduğunu da bize söyleyen bir şeydir. Ve aynı zamanda Mallarmé'nin ünlü, yani hem ünlü hem de tabii çok doğru sözü gibi, şiirin ne olduğudur? Şiirin şiirin kelimelerle yazıldığıdır, sözcüklerle yazıldığıdır. Diyeceksiniz ki ya bu da çok basit bir şey. Şiir neyle yazılacak? Başka tabii sözcükler yazılır diyeceksiniz ama aslında arkasına baktığınız zaman arkasında şöyle şeyler var. Efendim, şiir işte kafada duygularla yazılır. Şiir düşüncelerle yazılır. Şiir bir toplum için, bir sınıf için, bir millet için, bir şey için, bilmem ne için yazılır gibi pek çok düşünce vardır. Bu düşüncelerin yeri de şiir değildir. Şiir aslında bir anlamda bütün bunların bir toplamı olarak kendini ortaya sözcüklerle koyar. Tabii ki insan dünya görüşünden, inancından, ülke sevgisinden filan bunu soyutlayamayız. Böyle bir şey de mümkün değildir zaten. Ama sen bunları şiire kelimeler aracılığıyla, yani şiir olarak katarsın. Öyle hani onları anlatmak, onları bir mesaj olarak iletmek ve onları propaganda aracı olarak kullanmak için değil, sözcüklerle bunu iletirsin. Önce Baudelaire'i çeviriyorlar. Yani ilk şiirleri 1937'lerde yazdıkları şiirler, tam 37 aslında, 37-38 yıllarında yazdıkları şiirler, Orhan Veli başta olmak üzere, bunlar biraz bu modern şiir tarzı, Baudelaire tarzı yazdıkları şiirler. Ve bunlar o zamanki Varlık Dergisi'nde yayınlanıyor. Ve fakat Varlık Dergisi'nde kendi adlarıyla yayınladığı kadar başka isimler de yayınlıyorlar. Atıyorum Selahattin bilmem kim. Yani şu anda öyle bir isim var ama unuttum ismi. Onlarla falan yayınlıyorlar. Ve sonra diyor ki Orhan Veli bir konuşmasında, aslında biz o şiirleri yayınlamayacaktık ama Varlık Dergisi'ne girmenin başka yolu yoktu diyor. O yüzden de biz önce bunları hani şey yaptık, hani kapıyı açtırmak için elimizdeki, yani bizim pek de benimsemediğimiz ama çevirdiğimiz şiirleri verdik. Ondan sonra Varlık Dergisi'ne girdik diyor. Varlık Dergisi Türkçe'nin, Türkiye'nin en eski, en köklü, en kadim edebiyat dergisi. 87 yıldır yayınlanmakta olan. İnşallah 100. yılında göreceğiz. Dedim artık 100. yılda bana bir şey verirsiniz, ödül verirsiniz dedim. Yani 13 sene sonra ne oluyor? 64. Yani 77 yaşımda Varlık Dergisi 100 yaşında olacak. Ben 77 yaşında olacağım inşallah. O zaman bana ödül verecekler. Ne ödülü? Varlık Dergisi'nde. Buyur söyle. Şiire katkı ödülü mü hocam? Şiir etmiş katkıda bulunuyoruz. Sen de, Rıdvan da, Hakan da, ben de. Ama siz aynı zamanda hani eğitiyorsunuz, öğretiyorsunuz. Yok, kitap o benim yapıyorsun. Sokalımdan. O şey... Yok, öyle. Ama Rıdvan da varsak o da katkı. Şundan ötürü ben Varlık Dergisi'nde en çok yazı yazan ikinci kişiyim. Bütün yani Varlık Dergisi'nin şeyi boyunca 87 yıldır... Oraya tabii çok yıllardır yazarım orada. Bazen böyle 4-5 sene hiç ara vermeden yazarım. Bazen aralıklarla yazarım. Geçen sene 87. yıl yazısını yazdım Varlık'ın. Dediler ki hocam siz Varlık Dergisi'ni en fazla yazan ikinci kişisiniz. O zaman çok çalışayım, çabalayayım, birinci olayım dedim. Daha vakit var. Bana da dedim bir şey ödülü verirsiniz. Varlığı en çok yazı yazan için. Ne yapacaksam işte neyse. Ve ama Varlık Dergisi tabii öyle kolay kolay o dergiye girmek kolay değil. Bir de bazı dergiler avantgard dergilerdir, yani öncü dergilerdir. O böyle çok yeni, çok işlenmemiş, duyulmamış garip şiirler girebilir ama Varlık Dergisi'ne girmek hani devlet dairesine girmek gibi biraz zordur. Yani şu açıdan söylüyorum, biraz böyle çok hani garip şeylere pek yer vermez. Yani o yüzden de bunlar da tabii bu dergiyi izledikleri için zamanı, başka da bir şey yok zaten. 37-38 yılları düşünsenize, yani çok garipler. Ne internet var, ne cep telefonu var. Hakikaten garipler ya. Ne bilgisayar var, düşünsene. Çok garip yani. Biz de gariptik esna. Şimdi Allah'tan bunlar çıktı, şey olduk, şad olduk.
Ve mesela Turgut Yer'den daha önce yazdığı işte Türkiye'm, Arzuhal şiirleri kitapları döneminde Varlık Dergisi'nde yer alıyor. Fakat dünyanın en güzel Arabistan'ı yazdığı zaman Varlık Dergisi yer vermiyor mesela. Çünkü çok yadırgıyor bu şiiri. Anlıyor musunuz? Yani öyle şeyler de var. Neyse. Bunlar işte daha sonra 1941 yılında aralarına Melih Cevdet Anday da katılıyor. Melih Cevdet Anday başka bir sınıfta. Bunlardan bir yaş küçük. Oktay Rifat Taşı aynı sınıfta. İkisi de 1914 doğumludur Orhan Veli. Melih Bey 15 doğumludur. 1915 doğumlu. Hepsi de nur içinde yazsınlar. Gerçekten Türk şiirinin ve bence dünya şiirinin çok büyük şairleri. Ve onu da şey yapıyorlar. Aralarını alıyorlar. O daha çok tiyatroya falan uğraşıyor Melih Cevdet o zamanlarda. Yani şiirle pek uğraşmıyor. Bir duvar gazetesi çıkarıyorlar. Sesimiz galiba gazetenin adı. Böyle isimler çok da sesimiz falan gibi böyle şeyler. Çoğu da sesimizdir herhalde bu dergilerin adı. O duvar gazetesinde de böyle şiirle ilgili, tiyatro ilgili şeyler yazıyorlar. 1941 senesine geldikleri zaman işte ilk kitaplarını çıkarıyorlar. Garip. Yani ve kitaplarına Garip adını koyuyorlar. Bu kitapta 48 şiir var. Bu 48 şiirin 64 şiir var galiba. 64 şiirin yarısından çoğu şeyin. Orhan Veli'nin. Sonra Oktay Rifat'ın, sonra Melih Cevdet'in. Yani eşit sayıda değil. Çünkü zaten bildiğiniz gibi, tahmin ettiğiniz gibi bu şeyin şefi Orhan Veli. Yani şiirin de bir zaman sonra götürücüsü, yani sürdürücüsü Orhan Veli olacaktır. Diğer şairler Orhan Veli'den daha önce bu şiirden ayrılmış olacaklardır. Niye böyle bir şiir var? Yıl 1941, yani İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı zaman ve Hitler faşizminin bütün Avrupa'yı kasıp kavurduğu zaman, aynı zamanda Türkiye'de de yani savaştan korkulduğu İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı olduğu ve yani savaşı engellemek için çok çabaladığı yıllar ve engelliyor savaşı ama tabii içeride de biliyorsunuz pek çok neler pahasına o savaşa girmiyor Türkiye. En azından bu bile büyük bir başarıdır tabii. Savaşa girmektense girmemek de başarıdır herhalde, bana göre öyledir. Ve o yıllardaki şiir ortamı şöyle, pek çok büyük şairin bir arada olduğu yıllar. Kimler var? Kimler yok ki daha doğrusu? Olmayanları saymak daha kolay. Sen, ben, bizim oğlan yok. Herkes orada yani. Yahya Kemal Beyatlı var. Yani bizim modern şiirimizin açıcısı yani böyle kurucusu. Yahya Kemal hayatta. 5-6 sene, 6-7 sene önce ölmüş. 34'te ölmüş Ahmet Haşim. Yahya Kemal var. Nazım Hikmet var. Tabii hapiste ama tabii etkisi, büyük şiirinin gücü var yani, duyuluyor. Necip Fazıl var. Tabi o da mistik şair olarak, yine güçlü bir şair olarak o da var ortada. Sonra başka kimler var? Toplumcu şairler var. O toplumcu şairler de 1940 kuşağı, 40 toplumcu kuşağı olarak adlandırılan Nazım Hikmet'in dünya görüşünün ve şiirinin izinde giden toplumcu, gerçekçi şairler. Yani bir anda sosyalist şairler. Atilla İlhan deyimiyle Fedailer Mangası. Atilla İlhan onlara Fedailer Mangası adını koyuyor. Çünkü aralarında Ahmet Arif de var, Rıfat Ilgaz da var, efendim Mustafa Seyit Sütüven de var, başka şairler de var. Hepsinin adını şu anda hatırlayamıyorum ama 10 kadar şair var. Bunlar en önemlileri. Rıfat Ilgaz'la, Rıdvan Yıldız'la Rıfat Ilgaz, Rıdvan Yıldız birden böyle görünce şey geldi. Ahmet Arif tabii. Ve onlar tabii ki o dönemin koşullarında toplumcu gerçekçi görüşlerinden ve kitaplarından ötürü kitapları toplatıyor, yasaklanıyor, sürgüne uğruyorlar, hapse atılıyorlar filan. Tam çileli bir kuşak, acılı kuşak bir anlamda. Acılı bir kuşak var öyle. Ve şiir de yani çok renkli, çok çeşitli bir görünüm arz ediyor şiir. Dediğim gibi bir taraftan Nazım Hikmet'in şiirleri var, bir taraftan Ahmet Arşim'in şiirleri var. Öbür taraftan Abdülhamit Tarhan'ın şiirleri var. İşte Söyleyin, öbür taraftan
mistik Necip Fazıl var, toplumcular var. Bir taraftan da kimler var? Orhan Veli ve arkadaşlarının Çankaya şairleri dediği şairler var, Kemalist şairler var. Onlar da Behçet Kemal Çağlar, Faruk Nafiz Çamlıbel gibi şairler, 10. Yıl Marşı'nı yazan şairler biliyorsunuz. Behçet Kemal, Faruk Nafiz Çamlıbel aynı zamanda ünlü Halk Han Duvarları şiirini ve başka Çoban Çeşmesi gibi güzel şiirleri de yazan hececilerin önemli şairlerinden bir tanesi. İşte Ahmet Hamdi Tanpınar var, Ahmet Mühim Dranas var. Bir zaman sonra, çok kısa bir süre sonra Dağlarca ortaya çıkacak ilk ve ikinci kitabıyla ve başka başka şairler ortaya çıkacaklar. Dediğim gibi büyüklerin hayatta olduğu bir ortam. Bunların tabii garip bir şeyin akım olması için bir şiir serüveninin, birikiminin, bir öykü birikiminin akım olması için bunun elbette birden fazla katılımcısının tabii olması gerek. Yani şiirse diyelim ki işte üç şair var burada. Ve bunun mutlaka bir iddiası olması gerekir. Öyle ya. Ben diyor bir şey yaratacağım, bir iddiam olması gerekir. Bu iddiayı kanıtlaması gerekir mi? Bence gerekir ama Türkçe'de sonradan Türk şiirinde başka akım adında pek çok şey çıktı. Daha bizim kuşaktan falan da çıktı ama 4-5 arkadaş bir araya gelip böyle bir takım akımlar falan denediler ama güzel güzel yazdılar şeyleri, manifestonu, bildirgelerini ama şiirine baktığın zaman o şiirle o manifesto birbirini tutmuyor. Yani hani zaten yazılmakta olan benzeri pek çok şiir varken manifestoyu niye yazıyorsun? Yeni bir şey getirmiyorsun. Akım dediğin şey yeni bir şey getirir. Tabii ki bir yenilik yapar. Bir şeye karşıdır. Bir şeyin yerini almak ister. Yani kendini konumlamak ister ve artık şiir böyle okunsun, böyle yazılsın ister. İşte garip şiiri tam da bunları yapmış bir şiirdir. Bir, nasıl yapmıştır? Bir defa şöyle diyor, uzun bir manifestodur. Biliyorsunuz bu sene Orhan Veli'nin bütün kitapları, zaten şiirleri var, çevirileri var. İşte bir iki de böyle La Fontaine, Nasrettin Hoca kitapları var, yazıları var. Çok az kitap, yani 6-7 kitaptır toplam şeyini. Zaten ömrü de biliyorsunuz 36 yaşında. Son buldu ne yazık ki. Şeyi okuyunuz. Garip kitabını okumuşsunuzdur. Daha doğrusu Orhan Veli kitabını okumuşsunuzdur. Orhan Veli'nin kitabında da bütün kitaplarında, şiirlerinde garip şiirinin ön sözü olarak durur. Onu okuyun. Türkçesi de var. Yani biraz daha Türkçeleştirilmiş hali de var. Kendi yazdığı da zaten çok iyi anlaşılan bir metin. Bu şeyde Orhan Veli'nin bütün şiirleri, kitapları tabii pek çok yayın evinden çıktı. Bir tanesi Doğan Kitap'tan çıktı. Bu Doğan Kitap'ın şeyine ben rica ettiler benden. Uzun bir ön söz yazdım. 35 sayfalık. Yani Orhan Veli hakkında evet uzun bir ön sözüm var burada. Adı Orhan Veli, şiiri Orhan Yeni diye böyle bir başlıkla koydum. Yani adı Orhan Veli, şiiri Orhan Yeni diye burada bu anlattıklarım, Orhan Veli, işte garipli ilgili, bir kısmı kendi düşüncelerim, bir kısmı tabii başka onlar hakkında yazanların düşünceleri filan diye böyle bir şey yaparak uzun bir ön söz hazırladım. Hani aklınızda olsun, Orhan Veli ile ilgili bir şeye başvurmak gerekirse bakabilirsiniz kaynak olarak. Diyor ki, evet, biz işte Garip adında bir kitap yazdık. İşte bu kitapta birazdan okuyacaksınız. Şu üç şairin şiirleri var. Bunu niye yaptık? Bunu çünkü şundan yaptık diyor. Bir defa günümüz şiirinde diyor, 1940'lardan bahsediyor. Günümüz şiirinde Türkçe'de şöyle şöyle şiirler var. İsim vermiyor. Nazım Hikmet demiyor. Yahya Kemal, Necip Fazıl demiyor. Demiyor ama yani şiirleri tarif edince, kime karşı olduğunu söyleyince, hangi düşünceye karşı olduğunu söyleyince kim olduğunu anlıyorsun. Biz de bugün Türkiye'de, memlekette bir şeyi konuşurken, birinden bir şey konuşurken anlıyoruz yani söylemesek de. Değil mi? Yani öyledir. Şiir içinde böyle tabii. Şiir diyor bir aristokrat olamaz. Aristokrat bir şiir olamaz. Aristokrasinin
sanatı olamaz şiir. Yani hani hükmedenlerin, varlıkların, zenginlerin, aristokratyonların, onların malı olamaz. Dediği şey kime çatıyor burada? Yahya Kemal'e çatıyor. Yahya Kemal'i bir tür aristokrat şairi, aristokrasinin şairi olarak görüyor. Niye öyle görüyor? Çünkü Yahya Kemal'de dalga geçiyorlar. Yahya Kemal'i bir tür devlet şairi olarak görüyorlar. Çünkü Yahya Kemal bildiğiniz gibi büyük bir şair, Türkçe'nin en büyük şairlerinden. Ama aynı zamanda bir devlet şairi. Yani hep devlet tarafından milletvekili yapılmış, Atatürk tarafından 3 dönem elçi yapılmış, 4 yerde elçilik yapmış, orta elçilik ve büyük elçilik. Yani o yüzden de hep böyle devlet tarafından korunmuş, kollanmış bir şair. Bizim memlekette de şairlerin devlet tarafından pek korunup kollandığı ne yapılamaz? Söylenemez. Çünkü bir taraftan da o sırada Nazım Hikmet hapislerde dinlenmektedir. Dinleniyor yani rahat böyle otel gibi dinleniyor. O nedenle de bunu söylüyorlar. Evet şeyde ve ona karşıyız diyor. İkincisi böyle şey yapan işte süslü püslü, kelebek böcek, ot bilmem ne gibi hayattan kopuk şiire de karşıyız. Onu demekle kimi söylemiş oluyor sizce? Diğerini söylemiş oluyor. Yahya Kemal'in anınca aklımıza gelen Ahmet Haşim'den bahsediyor. Ahmet Haşim'in şiiri biliyorsunuz Türk şiirinde belki de içinde insanın en az yer aldığı, neredeyse yok olduğu, tarih duygusunun olmadığı ama tabii bir şiir sanatı olarak çok güzel kurulmuş bir şiir, imgeler görmüş bir şiir. Üçüncü olarak kime karşılar? Üçüncü olarak şiiri bir sınıfın ideolojisi haline getiren şiir anlayışına karşılar. Ne diyorlar? Şiir herhangi bir sınıfın, herhangi bir topluluğun sözcüsü, temsilcisi olamaz. O yüzden de bir sınıfa mal edilemez. Demek de kimi kastetmiş oluyorlar? Tabii ki Nazım Hikmet'i kastetmiş oluyorlar. Evet, çünkü Nazım Hikmet de işte işçi sınıfının şairi olarak onlar tarafından çok seviyorlar bu arada. Yani ama yani aynı zamanda da şiiri onlara göre işçi sınıfının sözü düzeyine getirdiği için ona da karşı çıkıyorlar. Sonra kime karşı çıkıyorlar? Aynı şekilde şiir aynı zamanda insanları hayattan koparıp böyle olmayan şeylere daha nasıl söylemeli? Daha böyle ya mistik kılamaz diyor şiir insanları hayatın içinden koparıp mistik alemlere atamaz dediği zaman da bir yandan da onu gericilik olarak gördükleri için, daha doğrusu mistik olarak da ama gericilik olarak gördükleri için Necip Fazıl'a karşı çıkıyorlar. Çünkü bu şairler üçü de, yani özellikle Orhan Veli ve üçü de aslında, o yüzden kelimesi yanlış. Bunlar tam cumhuriyetçi, kemalist şairler. Ve tam olarak daha sonra çıkardıkları 1945'te, daha doğrusu Orhan Veli'nin çıkardığı Yaprak dergisine baktığımız zaman sanıyorum 29 sayı tek bir yaprak işte böyle bir dergi. Ona baktığımız zaman onun baş yazıları vardır. Ve baş yazılarında daha 1945'lerde tehlikenin farkında mısınız? Yani cumhuriyete karşı irticai hareketler, gerici hareketler artıyor. Tehlikenin farkında mısınız diye bundan 70-80 sene önce Türkiye'yi uyaran yazılar. Yani şiirden çok cumhuriyetin giderek devrimlerin durması ve giderek geriye dönmesi ve giderek donuklaşması, tutuculaşmasına karşı çok hassaslar ve gericiliğe karşı. O yüzden de Necip Fazıl da bunu simgesi olarak görüyorlar. Kim kaldı? Çankaya şairleri kaldı. Bakın şeyden sıradan geçmedikleri kimse yok. Abdülhakim Tarhan'la şeyi Yahya Kemal aristokrat şair diye görüyorlar. Ahmet Haşim'i gerçeklerden kopuk işte ottur, böcektir, süslü şiirler yazan, imgelerle yazan bir şair olarak görüyorlar. Nazım Hikmet'i şiiri bir sınıfı indirgediği için, şiir bir ideolojinin, bir topluluğun sözü olamaz diye oradan eleştiriyorlar. Necip Fazıl'ı işte mistik değil ama gerici diye eleştiriyorlar.
Kim kaldı geriye? Çankaya şairleri dedikleri şairler kalıyor. Çankaya şairleri de aslında aynı dünya görüşünü paylaşıyorlar. Kemalist onlar da. Yani aynı şeylerden ama bunlarda şöyle bir tutum var. Bu çok şair tutumu, özel bir tutum aslında. Şair yani aynı dünya görüşünden de olsa iktidar kimse onunla arasına mesafe koymak zorundadır diyorlar. Bu benim çok tekrarladığım bir görüş. Yani her zaman bunu söylüyorum. Ne yazık ki benim düşüncem bu ülkede hiçbir zaman iktidara gelmedi. Benim dünya görüşüm gelmedi. Geleceği de yok ama şuradan da söylemek istiyorum. Yani bugüne kadar işte gelen dünya görüşlerine baktığımız zaman iktidara şairlerin o dünya görüşünden, o inançtan da olsalar, olabilir tabii herkesin bir inancı, dünya görüşü var. Kim muhafazakar olur, kimi devrimci olur, kimi kemalist olur, kimi milliyetçi olur. Yani liberal olmasın da her şey olabilir yani şeyden. Ve orada bunları fazla devlet sözcüsü olmakla, yani Çankaya'nın sözcüsü olmakla suçluyorlar. Kimi suçluyorlar? Behçet Kemal Çağlar'da Faruk Nafiz Çamlıbeli, Ahmet Kutsi Tecer'i suçluyorlar. Çünkü o zaman şiirin bir tür propagandaya dönüştüğünü söylüyorlar. Ve şiirin bundan zarar gördüğünü söylüyorlar. Şimdi bugünden baktığımız zaman gerçekten de çok yeni şeyler söylemiş oluyorlar. Bunlar çok cesur şeyler. Biz bunların bugün bir kısmını hala tartışıyoruz. Hala konuşuyoruz. Hala duyunca şaşırıyoruz. Ama bunları 1941'de 3 tane genç şair ve daha ilk kitaplarını ortak çıkaran ve bu anlayışın ifadesi olarak da bakın tek tek kitap çıkarmıyorlar. Garip kitabını beraber çıkarıyorlar. Evet, başrolde Orhan Veli var. Her şeyde öyledir biliyorsunuz. Bir partide de bir herhangi bir yerde de biri mutlaka öncüdür. O önden sürükler, diğerleri gelir. Yani böyle. O nedenle de bunlar bir kolektif yani bir şiir hareketi. Peki, şeyde sonra böyle ne diyorlar, ne yapacağız diyorlar peki? Ne yapıyorlar? Şunu yapıyorlar. Evet, biz yani bütün bu bunlara karşıyız. Ve bazı şeylerden de bahsediyorlar. Yani burada uzun uzun şimdi anlatmayacağım. Siz şeyde bakarsınız zaten internette de her tarafta yazılar var, kitaplar biliyorsunuz. Oralarda da yani şiirin aslında mevcut şiirin yerine kendi şiirlerinin geçeceğini düşünüyorlar. Yani biz bu şiirlerin hepsine karşıyız. Bu şiirlerin yani yok etmek istiyoruz bir anlamda. Ve şiir bundan sonra bizim yazdığımız gibi yazılırsa ancak halk tarafından da okunur diyorlar. Halk tarafından dedim. Çünkü bunlar şiiri halkçı bir şey olarak düşünüyorlar. Halkçı. Yani garip şiir için ne diyebiliriz? Halkçı bir şiir diyebiliriz. Halkçı olduğun zaman oradaki tabii ki insanların dünya görüşünün, inancının bir önemi yoktur. Halk büyük bir topluluk değil mi? İçinde Alevisi de var, Sünnisi de var, Türkü de var, Kürdü de var, efendim söyle yani Atatürkçüsü de var, Kemalisti de var, İslamcısı, işte milliyetçisi, ülkücüsü, liberali, kimi saymadık, devrimcisi, solcusu, hepsi var. Halk dediğimiz böyle büyük bir kitle. O yüzden bunlar bir ayrım yapmıyorlar. Halkçı bir şiir yazmış oluyorlar. Şimdi bir bakın o da toplumcu bir şiir sayılır. Evet, kendine toplumcu demiyorlar ama halkçı demek aynı zamanda büyük bir kitle için yazmak demek, ayırmadan yazmak demek. Öyle olduğu zaman da bir anlamda ucu topluma uzanan bir şey ve toplumcu bir şiirde ne yapmış oluyorlar? Yazmış oluyorlar. Ve bunlar ne diye adlandırıyorlar? Küçük insan diyorlar biliyorsunuz. Küçük insan diyorlar yer yer, yer yer sıradan insan diyorlar. Bu ne demek? Yoksullar ve orta sınıftan insanlar. Behçet Necati Gül'ün çok güzel bir kavramı vardır. Şey der, orta yurttaşlar der. Hani orta direkt de deriz biliyorsunuz. Orta direkt lafı da güzeldir. Orta sınıf da var. Ama orta yurttaş lafı da güzel bir laf bence Necati Gül'ün. Evet, bir şairce söz olarak güzel bir söz. Yoksulların ve orta yurttaşların oluşturduğu insanların her yaştan, her cinsiyetten,
her eğitim grubundan, her gelir düzeyinden, her sosyal gruptan, sosyoekonomik gruptan diyelim, insanların okuyabileceği bir şiir yazmak istiyorlar. Ama özellikle tabii hedef kitleleri Nazım Hikmet'in büyük insanlık dediği hedef kitlesi. Evet, büyük insanlık. Nazım Hikmet'in biliyorsunuz çok güzel bir şiiri vardır. Zülfü de çok güzel bestelemiştir. Büyük insanlık 8'inde işe gider, 14'ünde evlenir büyük insanlık. Ekmek büyük insanlıktan başka herkese yeter. Şeker de öyle, tuz da öyle, kitap da öyle. Yani büyük insanlıktan sonra dünyanın büyük çoğunluğudur ama yoksulluktur tabii. Bizim ülkemizde de başka ülkelerde olan büyük çoğunluk, büyük yoksul. Aslında dünyayı onlar taşırlar ama dünyanın nimetlerinden de en az onlar yararlanır. Onlara yönelik bir şiir yazıyorlar. Öyleyse diyorlar bu şiir, düşünün 1941, yani Cumhuriyet'in daha yeni yılları, daha 20 sene bile olmamış kurulalı. Evet, büyük bir harf devrimi yapılmış, alfabe devrimi yapılmış, büyük bir yazı devrimi var. Yani özellikle köylerde, kasabalarda kadınlar, yaşlılar filan, onlar böyle okuma yazma, işte halk evleri niçin kuruldu? Onlar hepsi de böyle okuma yazma seferberliği için kuruldu. İyi ki kurulmuş. İyi ki kurulmuş. Yani erkeklerin %3'ünün, kadınların 1/1'inin ancak okuma yazma bildiği bir Osmanlı toplumundan geliyor. Kadınların okuma yazması 1/1, 1/2, erkeklerin %3. Böyle bir imparatorluktan geliyor Cumhuriyet ve büyük bir başarıyla bu devrimleri yapıyor. Ve sonunda da insanları okuma, yazma, okuduğunu anlama, okumak, yazmak dünyayı anlamaktır ya. İnsanın kendini anlaması, başkanını anlamaktır. Bu ülkeni anlamaktır, ülkeni sevmektir aslında. Öyledir. O yüzden Cumhuriyet'in tabii en büyük fazileti ilk olarak insanlara bu okuma yazma dünyayı kazandırmıştır. Yani körün gözlerinin açılması gibi bir şey arkadaşlar. Evet. Yani karanlıktan aydınlığa çıkmak gibi bir şey. Şimdi tabii tekrar onun kadrini bilmediğimiz için tekrar gözlerimiz kapandı maalesef. Ne yazık ki. Ve o zaman bu insanların anlayabileceği bir şiir yazmak. O zaman ne olmasın bu şiirde? İmge olmasın. Metafor olmasın. Bu şiir çok katmanlı olmasın. Çok uzun olmasın. Anlaşılmaz olmasın. Yalın olsun, Türkçe olsun ve insanların, yani bu büyük insanlık dediğimiz, hani büyük çoğunluğun, yoksulları ve diğerlerinin bir anlamda onlara bir arkadaş olsun, bir yoldaş olsun, bir tür tercüman olsun. Yani işte insanın ne yaparız? Çok dertlenince filan, çok böyle şey yapınca bir türkü şarkı dinlemek isteriz yani kederlenince. Çok sevinince de böyle sevinçli bir şey mırıldanırız. Şiir de öyle bir şey. O da diyor ki işte nasıl halk şairleri bu şeyle, halk şiiriyle dertlerini, sevinçlerini, üzüntülerini, hastalıklarını, yoksulluklarını, işsizliklerini, ölümü, zulümü, ayrılığı anlattılarsa bizim şiirimizde halkın işte sevinçlerini, dertlerini, kısaca hepsini bulabileceği bir şiir olsun diyorlar. Ve gerçekten de öyle bir şiir oluyor. Nereden başlıyor? Yazık oldu Süleyman Efendi'ye. Kitabe-i Sengi Mezar, yani mezar taşı yazısı Türkçesi. Oradan başlıyor ve o şiir, birinci yeni garip şiir dediğim şiirin aslında şeyidir, şah mısrasıdır. Mısra-i Berceslesidir. Aforizması, sloganı neyse onunla anlaşılır. Yani hiçbir şeyden çekmedi dünyadan, sırından çektiği kadar. Anmaz zaman Allah'ın adını kundurası vurmadığı zamanlarda. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye mısrasının bir şiire girmesi ve onun hala günümüze kadar kalması ve pek çok şey ifade etmesi çok anlamlı bir şey. Bakın 1941'de 81-82 yıl önce yazılan bir şiir. Bugün biz o şiirden hala sadece bu andığım dize değil ve pek çok şey. Ne atom bombası, ne Londra konferansı. Bir elinde cımbız, bir elinde ayna. Umurunda mı dünya? İşte yani şimdi sen onun yerine bilmem bir elinde cımbız, bir elinde ayna, ne atom bombası, ne İstanbul Sözleşmesi de umurunda mı dünya de mesela. İşte günümüzü şey yapmış olursun. Diyeceğim yani bazı şiirler çok basit görünmekle, çok sıradan görünmekle, sırf zamanla sesleniyor gibi olmakla beraber hiç farkına varmadan geleceğe hem de 100 sene sonraya kadırlar. 80 sene geçmiş aradan. Yani ben çocuktum. Orhan Veli'nin tekrarlardı. Hava bedava, su bedava biliyorsunuz. Yani
Oradan başlayarak bu şeyden cımbızlı şiirden efendim andığımız Yazık Oldu Süleyman Efendi başka pek çok şiire kadar daha da anarız onları. Hepsi de gerçekten hayattan alınma ve hayatta karşılığını bulan şiirler, insanların da karşılığını verdiği şiirler. Nedir o? O zamanlar şunu söylemek istiyorum. Cumhuriyet tarihinde, Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin hem tek akımı, tek şiir akımını unutmayın. Hem de onun da dışında ikinci çok önemli bir şey, yayımlandığı zaman karşılığını bulan tek şiirdir. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Bakın, bir şiir yayımlandığı zaman modern şiirden bahsediyorum. Tabii Cumhuriyet dönemi şiirinden bahsediyorum. Genel olarak insanların ilgisizliğiyle karşılaşır. Çünkü o şiir mutlaka zamanının dışında bir şiirdir. Zamanından ileri bir şiirdir. Ve o şiire şey yapmak, anlamak, benimsemek falan çok zordur. Bu sadece bizim şiirimiz için değil, başka şiirler için de böyledir. Şiirin de bir işlevi, bir görevi de aslında insanların ilerisine geçerek onları çekmektir bir taraftan. Yani modern şiirde daha önce olarak insanların önüne geçerek onları o olduğu mesafeye oradan ilerletmek, çekmektir. Onun bilincini yükseltmektir. Şiir algısını yükseltmektir. Tabii şiir biraz da onun için vardır. Ve ne anlatıyorduk? Şey diyorduk işte. Günümüze kadar gelen bir şiirden bahsettik ve insanlarda karşılığını buldu. Birkaç ay sonra, 1941'de kitap yayınlandıktan birkaç ay sonra o zaman çıkan dergilerde ve gazetelerde o zaman yayınlanan gazetelerde şiir yayınlıyorlar. Yani her türlü gazete, ister sağcı olsun ister solcu olsun kendi şeyince, anlayışınca şiir yayınlıyor ve insanlar şiire gazete okuyarak, gazete üzerinden de ilgi gösteriyorlar. Hem dergiler hem gazetelerin şiir yayınlayan sayfalarına garip şiiri tarzında binlerce şiir geliyor. Ve bu yani o şiirin kabul edildiğini gösterir. Çünkü niye? Çünkü ne murad etmişlerdi? Şunu. Bu şiir ezberlenebilsin demişlerdi. Kolayca akılda kalsın ve okuyanlar bunu ben de yazabilirim desin. Çok önemli bir şey ya. Okuyanın ben de yazabileceğim dediği bir şiirden bahsediyoruz. Ve bunu yapmak çok güç aslında. Hani kolay gibi görünen yalın şeyler daha zordur ya o şiiri yazmak. Ne biliriz hepimiz yazıyoruz. O daha güç bir şey. Hem bunu başarıyorlar hem de insanların, halkın, büyük insanlığın yani gazetelere, dergilere garip tarzında binlerce kişinin şiir göndermesi bu şiirin başarısını gösterir. Başka bir şey daha oluyor. Ne oluyor? O da bir ölçüt aslında. Bakın bugün gazetelerde maalesef pek karikatür göremiyoruz. Çünkü bu siyasi ortamda insanlar pek çizmek istemiyorlar. Bundan 20-30 sene önce ama yani siyasetçilerin karikatürü çizilirdi. Özal'ın karikatürleri çok çıkardı. Demirel'in çok çıkardı. Ecevit'in, Erbakan'ın hepsini hatırlıyorum. O yıllarda, 1940'lı yıllarda kimin karikatürleri çıkıyor? Orhan Veli'nin karikatürleri çıkıyor. Çok ilginç. Yani sen bugün karikatürü çıkan bir şair gösterebilir misin bana? Yok. Öyle bir şey yok. Yani benim hatırladığım yani herhalde 47 yıldır hiç ben görmemişimdir. Öyle bir şey. Çünkü bu aynı zamanda niye? Çünkü gazetelerin, halkın, insanların da bu şiirle ilgilendiğini, bu şairlerle ilgilendiğini gösterir. Tabii bir ilgidir çünkü karikatürü çıkmak. Çünkü o tanınan bir insan olmuştur. Orhan Veli tanınan bir şair olmuştur. Biraz boyu posu, uzunluğu, sakarlığı filan gibi şeyler de tabii kuşkusu bunlar olabilir ama o dönemde Orhan Veli'nin gerek gazetelerde, gerek Akbaba gibi dergilerde, gerek başka yerlerde pek çok karikatürü çıkmıştır. Bu da aynı zamanda o şiire gösterilen ilginin bir sonucudur deniyor. Evet, bugün size Orhan Veli ile giriş yaptık. Bu birinci bölüm olsun. Haftaya Orhan Veli'nin garip dönemini konuşmaya ve hem şiirlerinden bir parça okumaya hem de Melih Cevdet ve Oktay Rifat'tan söz edip bu şiirinde Türk şiirine ne etkileri olmuş onları anlatmayı sürdüreceğiz. Vallahi işte konuşunca zaman çabuk geçiyor. Kusura bakmayın.
Bu kadar. Hepiniz hoşça kalın. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağlıcakla kalın. Sağ olun. Kendinize mukayyet olun. Sağ olun. İyi günler. Sağ olun.